Adaya girerken bizi Osmanlı döneminin camii ve mimarileri karşılıyor. Deniz kenarına kurulan yaşamlar, mükemmel Akdeniz manzarası ve sakin yaşamlar, Meis'i anlatan en güzel cümleler. Adeta bir tablo gibi. Gemiden iner inmez hemen sahilden başlıyoruz gezmeye. Artık Meis Adası'na iniş yaptık. Çok güzel bir deniz, harika bir manzara bizi karşıladı. Ve denizin içinde hemen yunuslar bulunuyor burada. Evet, yunuslarla beraber bize hoş geldiniz diyorlar. Buranın tek geçim kaynağı aslında olarak turizm ve balıkçılıktır. Turizm. Buraya ait özel simi karidesleri, küçük kabuklu karidesler buradan çıkar. Ve burada acayip bir şekilde onun avcılığını yapmaktadırlar. Bu görmüş olduğunuz bütün balık çiçekleri buradaki yaşamlarını 12 ay balıkçılıkta geçiriyorlar. Süper. Bu sebeple denizcileri sembolize etmek için denizin içine yunuslar yapılmış. Şu anda görmüş olduğunuz küçük alışveriş mağazalarının olduğu, hediyeliklerin satıldığı mağazalarla beraberiz. Kordon boyunda araç geçişi yasak. Sadece yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bisiklete dahi binmek burada yasak. Ya, evet, çok ama güzel. Sadece bunun belli bir bölümünden sonrası mecburi geçişe için açık. Ama o da belli bir saatten sonra o da kapatılıyor. Tam böyle bir Yunan odasında olduğumuzu hissediyoruz. Mimariler, mavi renkler, müthiş bir deniz. Gerçekten çok seviyorum ve gezmeye devam ediyoruz. Kalimera, kalimera. Oh, balıkçılar açıldılar tabii şu anda. Sabahın ilk saatlerinde. Very nice fish. Tabii bakın hemen hanımefendi dükkanı sahibi diyor ki çok güzel balık çorbamız var. Günün çorbası, çok güzel balık deniz ürünleri. Hemen adanın girişinde bulunuyor bu restoranlar. Tabii ki Yunan adası dediğimizde aklımıza ne geliyor? Deniz ürünleri. Evet, bu küçük minik mimarilerin altı, geleneksel evlerin altı hep restoranlar ve geleneksel ürünlerin satıldığı hediyelik eşya dükkanlarıyla dolu. Kalimera. Evet, merhaba. Merhaba. Ha, siz Türkiye'den geldiniz buraya. İstanbul'da, evet. İstanbul'dan geldiniz. Çok mu sevdiniz de geldiniz kaldınız? Eşim çok seviyor. İşte onun için bu sefer de 5 ay oldu aşağı yukarı. Yoksa gidip geliyoruz. Güzel yer. Bu güzel adalara talep çok fazla. Özellikle de yazın. Hem ekonomik oluşu, hem sakin, hem de lezzetli yemeklerinin olması. Gerçekten deniz ürünleri ve Türkiye ile bir yemek kıyasladığımız zaman artık porsiyonlar daha ekonomik oluyor. Aynen, katılıyorum size. Bakalım Yakupcan ne diyecek? Yakupcan nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Çok dinlendirici değil mi? Birazdan burada yemek yiyeceğiz. Çay kahve içeceğiz, gezeceğiz. Yani ben böyle... Küçücük bir ada. Yani... Ben sevmedim. Burası çok öyle tıpırak gibi. Burası balık paşa gibi, lezzet mi? Evet. Evet, tabii kalabalık, bakın görüyorsunuz restoranlar, kafeler sabahın çok erken saatlerinde dolmaya başlıyor. Feribotla gelen misafirler bütün günlerini bu güzel adada isterlerse yöresel lezzetler tadarak, isterlerse çay kahve içerek ya da bu tarihi noktaları keşfederek seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. O kadar güzel bir hava var ki gerçekten hayran kalmamak elde değil. Çok şanslıyız. Neredeyse Ekim ayının sonundayız artık ve mis gibi pırıl pırıl bir havada şu anda adayı keşfediyoruz. Çok yakın, yani bizim ülkemize o kadar yakın ki. Burası da adanın en güzel kahvecisi. Nikos, içeriye buyurun. Böyle. Tabii, hemen adanın en meşhur kahvecisinin mekanına geldik şu anda. Kalimera. Esnaflardan bir tanesi diyebilirim. Şu anda kendisi geçen hafta seçimlerde belediye meclisine girdi. Hmm. İnşallah bu adayı daha fazla geliştireceğiz beraber kendisiyle. Oo, süper. Yeniliği seven, gezmeyi seven eğitimli bir arkadaşımız. Çok güzel. Görüyorsunuz çok küçük bir kafe ama mimarisi, dekoru, burada içebileceğiniz her türlü kahveleri kendisi birebir kendisi yapmaktadır. Yaşas Kalimera. Günaydın. Evet. Günaydın. Eftalisto. Hoş geldin. Evet, artık onlar Türkçeyi öğrendiler. Biz ufak ufak Yunanca'yı çözüyoruz. Böyle güzel komşuluk ilişkilerimiz var. Bu manzarada kahve içmeye asla hayır diyemeyeceğim. Tam karşıda ülkemiz ve mis gibi havada kahve. En sevdiğim. Türkiye'ye doğru Kaş manzarasında şimdi kahve molası verdik. Çok güzel bir manzaradayız Fethi Bey. Evet. Çok da keyifli. Yakupcan soda keyfi yaparken biz de kahve keyfi yapıyoruz. Biraz dinlenelim, ardından gezmeye devam edeceğiz.
Burada denizin kenarındaki kafeler çok meşhur. Onu söylemek istiyorum. İnsanlar böyle gezip biraz yorulduktan sonra soluklanmak için böyle rengarenk mimarilerin yanında deniz kenarında kahvelerini, çaylarını içiyorlar. Buradaki olay tamamen manzara. Onu söylemek istiyorum. Deniz çok güzel. İnsanı dinlendiriyor. Trafik yok, gürültü yok, stres yok. İşte Kaş manzarasına doğru şimdi kahve keyfi. Kahvemizi keyifle içip bol bol iyot soluduktan sonra minik Meis Adası'nı yürüyerek gezmeye devam ediyoruz. Ada küçücük olduğu için yürüyerek gezmek çok pratik ve kolay. Her yer yürüme mesafesinde. Bu arada bu mimarilerin, bu güzel geleneksel evlerin altında yöresel hediyelik eşyaların satıldığı çok güzel dükkanlar var. Magnetler tabii ki olmazsa olmaz. Şapkalar tabii ki böyle farklı farklı renklerde. Değişik değişik örtüler, çantalar, simgeler, objeler hepsini burada bulmak mümkün. Burada hediyelik eşya acaba ne alabiliriz diye düşündüğünüzde dükkanları muhakkak keşfetmelisiniz. Yürürken yolun minik minik butik dükkanlara da çıkıyor. Bu dükkanlarda adaya özgü çok uygun ve ekonomik hediyelik eşyalar var. Alışveriş ve yemek adanın özelliği ama en büyük özelliği ise kristal gibi denizi. Karetta, karetta varmış. Tüm kafe ketiye yok. Hemen şöyle bakalım nerede acaba? Burada, kocaman. Wow, karetta ne kadar büyük, ne kadar şanslıyız. O kadar güzel ve temiz bir suyu var ki Meis Adası'nın. İşte bakın suyun dibinde ve bayağı da büyük bir karetta. Hanımefendi arkada bakın restoranın sahibi burada ufak tefek balıkları besliyor deniz ürünleriyle. Ve bu deniz ürünlerinin kokusunu alan karetta karettalar ve bir sürü renkli balık şu anda manzaramızı güzelleştirdi. İşte doğallık, temizlik. Bakın görüyorsunuz az nüfus olunca su altına da bu güzellik, bu zenginlik yansıyor. Evet, kedi de orada. Acaba bu balıkları yakalayabilir miyim? Bana da buradan bir yemek düşer mi diye. Yanaşırsa yakalıyor. Aynen, bekliyor şu anda. Yorumçumuz gibi elimizde karetle bekliyor hanımefendi. Restorandaki balık haklarını buradaki canlara veriyor. Ve karetle gidiyor, eliyle geçiyor. Süper bir durum. Yüzlerce balık şu anda hanımefendinin attığı balık parçalarını yerken karetta da ya balıkları yemeye çalışıyor ya da o balık parçalarını hanımefendinin attığı yemeye çalışıyor. Ama tam bir doğanın döngüsünü görüyoruz şu an. Meis Adası tertemiz, kristal gibi deniziyle büyüleyici bir güzelliğe sahip. Suyu o kadar temiz ve iyi korunuyor ki karetta karettalar bile kıyıda yaşam sürüyorlar. Denizin en güzel, en temiz, en bakir halini görüyoruz Meis Adası'nda. Welcome Turkish, you know, çok güzel Musari Turkish. This restaurant kazık yok. Bu kazık yok. Kazık yok diyor beyefendi. Bir numaralı müşteri Türk müşterileri diyor. O Türk kafe o, Türk kafe. Tamam geleceğiz. Çok misafirperver ve sıcaklar adalılar. Herkes bizi davet ediyor, bir şeyler ikram etmek istiyor. Gezerken rengarenk evlerde dikkatimi çekiyor. Birbirinden güzel mimariler, birbirinden güzel evler var adada. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ada Fransızların eline, Lozan Anlaşması ile beraber de İtalyanların eline geçiyor. Ama adaya girerken de bunu hissediyorsun, sanki Venedik'e geldiniz. Evlerin o renkleri Venedik'teki gibi. Şimdi Murano Adası'ndaki pastel renkler var. Ben de ilk girerken bunu hissettim, sanki bir Venedik'e geldik. Aynen. İşte İtalyanların elinde kaldığı için belli bir süre onların izlerini görebiliyoruz, evet. Mimarilerde. Bir Venedik havası var. Meis Adası'nın tarihine bakınca çok eskilere, antik Yunan dönemine gittiğini görüyoruz. Saint John Şövalyeleri, Mısır, Napoli, Roma ve 1512'de de Osmanlı egemenliğine giriyor. Ta ki 1915 yılına kadar. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Fransızlar, 1923 Lozan Anlaşması'yla İtalyanlar adaya hakim oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise 1948 yılında Yunanistan'a bağlanıyor burası. Ve artık bu kadar tarih bilgisinden sonra sıra geldi tekne turuna. Mavi Mağara'ya gitmek üzere teknemize biniyoruz. Mavi Mağara çok meşhur bir ziyaret noktası Meis Adası'nda. Turistlerle birlikte şimdi artık yolculuğumuza başlayacağız. Evet, şimdi artık teknemize bindik. İkinci bir tekneye, küçük bir balıkçı teknesi. Minik. Ve Mavi Mağara'ya doğru yol alıyoruz.
Mavi Mağara'ya giderken de bakın hem sağımızda hem solumuzda birbirinden güzel tarihi evler, ada evleri bizi karşılıyor. Hemen bu tarafa baktığımda camimiz dikkat çekiyor. Ada 1512 yılında Osmanlı hakimiyetine geçiyor. İşte bu sebeple uzun bir süre Osmanlı hakimiyetinde kaldığından dolayı işte bu cami de Osmanlı eseri olarak burada kendini gösteriyor. Tarihte bu bölgeler Osmanlı hakimiyetine geçtiğinde tabii en parlak çağını yaşıyor. Özellikle ticarette, ticaret sayesinde özellikle Ege adaları çok zenginliğe kavuşmuş. Ve bu ticaret özellikle Osmanlı döneminde en parlak dönemini yaşamış. Şimdi adanın diğer yakasına geldik. Diğer kısmına geldik. Bakar mısınız? İnsanlar şu anda hala yüzüyorlar. Hava gerçekten çok güzel. Ekim ayındayız. Kasım'a girmek üzereyiz. Hala insanlar burada Meis Adası'nda Akdeniz'de yüzüyorlar. Adanın diğer yakasına geldik. Müthiş bir deniz var burada da. Küçük bir liman var. Hemen onu söylemek istiyorum. Küçük limana geldik. Ama su o kadar berrak ve temiz ki gerçekten hayran kaldım. Mükemmel bir deniz var. İnanılmaz dinlendirici bir havası var adanın. Onu söylemek istiyorum. Trafik yok, gürültü yok, büyük mimariler, gökdelenler yok. Tamamen deniz, dalga sesi ve su inanılmaz dinlendirici. Hemen şöyle arkaya doğru baktığım zaman kale dikkat çekiyor. Bu kale Castel Rosso, yani İtalyanların ismini verdikleri Kızılhisar, Kızılkale ismini taşıyor. Zaten ada da adını aslında bu kaleden alıyor. Normal ne istiyoruz biz? Meziti diyorlar Yunanlar ama İtalyanlar buraya Castel Rosso ismini vermişler. Yine bu kısma geldiğimizde, küçük liman kısmına geldiğimizde yine minik minik, küçük küçük ada yapıları bizi karşıladı. Artık bu rengarenk kutu gibi renkli evler adanın sembolü olmuş. Ve tabii ki minik minik aynı bu ada gibi küçük balıkçı tekneleri, küçük küçük sırat tekneleri de dikkat çekiyor. Adada zaten hani arabayla ulaşım olmadığı için tekne burada çok yaygın. İnsanlar ulaşımlarını bu teknelerle sağlıyorlar. Bazı duraklarda durup yolcu alıp öyle devam ediyoruz Mavi Mağara'ya. Turist aldık, Mavi Mağara'ya doğru ilerliyoruz. Yani burada minibüsler bu şekilde. Çünkü normal bildiğimiz minibüs otobüs olmadığı için toplu taşıma işte gördüğünüz bu botlarla, bu küçük teknelerle sağlanıyor. Meis Adası turkuaz sularıyla tatil yapılacak en kusursuz adreslerden biri. Nisan ayında tatilin başladığı ve Kasım ayına kadar devam ettiği yüzülebilen bir iklime sahip burası. Sonrasında ise yüzmek için gelinmese de kültür ve lezzet gezileri yapılabilir buraya. Bu lacivert sularda yüzmenin ama mükemmel olacağını söyleyeyim. Yaklaşık 10 dakikalık bir seyahatle artık mağaraya geliyoruz. Artık çömeliyoruz teknemizin içine. Çünkü Mavi Mağara o kadar küçük bir mağara ki şu anda artık böyle iyice geminin içine yatmamız gerekiyor. Geminin içine yatacağız ve kafamızı eğerek mağaranın içine gireceğiz. Bakın şöyle gösteriyorum. Geminin içindeki bütün turistler şu anda yattı. Ve biz mağaranın içine gireceğiz. Kafayı çakmamamız lazım. Evet, yatıyoruz, yatıyoruz, iyice yatıyoruz. Abi. İyice yatıyoruz. Ay, Allah, kafayı çak. Yatın, yatın, yatın. Allah. Ah, Yakup çak kafayı. Ey! O kadar küçük bir alandan geçiyoruz ki kafamızı çarpmadığımız için çok şanslıyız. Wow, arkadaki suyun güzelliğine bakın. Kalkabiliriz şu an artık. İşte şu anda Mavi Mağara'nın içine girmiş bulunuyoruz. Wow. O kadar güzel bir fosforik mavi var ki, fosforlu mavi denir ya, işte o şekilde. Nasıl oluşmuş bu mağara? Milyonlarca yıl içerisinde dalgaların, rüzgarların, fırtınaların aşındırmasıyla beraber buradaki oyuk oluşuyor. Ve bu oyun oluşmasıyla birlikte artık burası zaman içerisinde keşfediliyor. Çok güzel görünüyor. İşte tamamen dört tarafı kapalı bir mağara. İçi bu şekilde harika bir suyla dolu. Tabi aslında ışığın, normalde mağaranın içi karanlık. Mağaranın içi karanlık, dışarıdan ışık vurunca su bu şekilde fosforlu görünüyor. Turkuazın en güzel hali burada çıkıyor karşımıza. İsteyenler burada yüzebiliyorlar, onu söylemek istiyorum. Tabi burası bir mağara, sarkıtlarıyla, dikikleriyle de meşhur. Sarkıtlar, dikikler oluşmuş durumda mağaranın içerisinde. Milyonlarca yıllık bir mağara. İşte bu sebeple de
sarkıtlar, dikitler olmazsa olmaz. Tamamen karanlık, hiçbir aydınlatma, hiçbir ışıklandırma yok. Dışarıdan içeriye vuran o gün ışığıyla sadece görülebiliyor. Evet, insanlar şu anda burada yüzüyorlar bu arada. Turistler suya giriyorlar, çıkıyorlar. Bu güzel, şahane mavi mağaranın sularından da mahrum kalmadılar. Su nasıl, soğuk mu diye sordum. Hayır değil, çok ılık dediler. Zaten Akdeniz burası. Şubat ayında bile denize girilebiliyor yani. O yüzden ılık sularıyla dikkat çeken bir bölge. Milyonlarca yıllık bir oluşumun içindeyiz şu anda. Sarkıtlarıyla, dikitleriyle, farklı farklı oluşumlarıyla dikkat çeken bir mağara. Evet, şimdi artık çıkıyoruz ve yine maceraya devam ediyoruz. Teknenin içine yatıyoruz. Evet, şu an yatıyoruz kafayı çakmamak için. More down, more down, everybody. Evet, daha da in Yasin. More down please, more down please. Harika. Çıktık mağaradan. Mağaradan çıktıktan sonra gezimiz devam ediyor ve minik güzel bu adaya geliyoruz. Evet, Ayayorgi Adası'na geldik. Mavi Mağara'dan sonraki durağımız Ayayorgi Adası. Ayayorgi Adası bir tatil adası. Onu söylemek istiyorum. Suyun güzelliğine bakar mısınız? İnsanlar burada tatillerini yapıyorlar ama aynı zamanda aynı ismi taşıyan bir tarihi kilise var burada. O sebeple ada kilisenin ismini almış. Öyle fazla bir yaşam yok. Şimdi burada mola vereceğiz ve ardından gezmeye devam edeceğiz. Suyun güzelliğinden gözlerimi almadan adaya ayak basıyorum. Adaya gelir gelmez adada hemen mükemmel bir manzara bizi karşılıyor. Suyun güzelliğine ben hayran kaldım. O kadar berrak, o kadar kristal gibi ki bakar mısınız şu güzelliğe. Tabii burası direkt adalar kayalardan meydana geliyor. Öyle çok fazla toprak ya da çakıl plaj bulmak mümkün değil. Ama insanlar burada hemen bu platformlardan bakın görüyorsunuz denize girip tatillerini gerçekleştirebiliyorlar. Su şahane. Burası Ayayorgi Adası. Mavi Mağara dönüşünde bütün tekneler, bütün turlar buraya uğruyorlar zaten. Burada minik bir kilise bulunuyor. Zaten bu adada adının üstündeki bu küçük tarihi kiliseden alıyor. Denize girmek isteyenler için ve böyle hoş, sessiz, sakin zaman geçirmek isteyenlerin geldiği, mola verdiği minik, güzel, keyifli bir ada. Hemen tarihi kiliseye de bakalım. Burası tabii adaya gelenler bu kiliseyi gezebiliyorlar. Hristiyanlar ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Şöyle hemen bakın burada yine Hristiyanların ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri küçük ibadet alanları bulunuyor. Yine dini anlatan farklı semboller, simgeler ve yine böyle farklı farklı fresler kilise içerisinde yer alıyor. Tarihi oldukça eskilere gidiyor bu kilisenin ve hala da kullanılan bir kilise. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.